Şimdi reklamlar ama bunları da söylemeden edemeyeceğiz tabii ki. Konuklarımızla ilgili bunları biliyor musunuzlar var. Daha önce Bennu Yıldırımlar geldiğinde atlamıştık ne yazık ki bunu. Ama Bennu ile bir ufak başlayalım, sonra vakit geldikçe diğer konuklarımıza devam edelim. Biraz hızlı hızlı gideceğim. Bennu Yıldırımlarla ilgili bunları biliyor musunuzlar? Sete gelmeden kahvem mutlaka yapılırmış. Türk kahvesi dışında hiçbir şey sormazmışsın çünkü. Evet ya da hayır diyelim. Evet evet. Hiç üşümezmişsin. Kar yağdığında bile ısıtıcı istemiyormuşsun. Doğru mu? Dünyanın en iyi özelliği. Üşümez gibi görünürüm. Evet. Üşürüm aslında. Öyle mi? Ha, üşüyorsun aslında. Yok yani çaktırmadan evet, çalışma devam etsin. Evet, Bennu'nun da gülüş çıktı aradan. Onun da nasıl güldü. İkiniz bir gülsenize yani. Çok korkunç mu ya? Bende var ya. Sıfır üşüme. Evde, karda, kışta camları yakarım. Yani öyle camları yakın ya. Değil mi? Üşümüyor insan. Kalorifer malorifer yok abi. Buzda yatarım yani. Ne acayip bir durum. Dayanıklı diyelim yani. Üşümemek evet dayanıklı önce. Peki. Kızıyla telefonda konuşurken sevgilinle konuşuyormuş gibi konuşuyormuşsun. Evet. Ay ne güzel. İzliyor musun bizi? Bu saatte yatmış olabilir ama izliyor da olabilir. Adı nedir? Ada. Ada ha ada. Ada da büyük adadan geliyor değil mi? Senin büyük ada merakından. Ada merakından. Benim hemen buraya vurur. Allah. Biraz sıkıldım mı hemen benim buraya vurur. Evet. Şuradan aslında bunu devamlı sileceğime. Evet, yapıştır. Şuradan bir tane. Şöyle rahat rahat devam edelim ya. O onu alır öyle ince ince. Evet. Ne pis bir şey oldu. Oyunculuk dışında tam bir ev hanımlıymışsın. Bu nasıl bir oyunculuk dışında tam bir ev hanımlıymışsın? Ev hanımı olmasın? Ev hanımı. Ha ev hanımıymışsın pardon. Ev hanımı. Ama ev hanımı, ev hanımı bitişik yazmış. Evhamlı yazmışlar oraya, sen evhamlı. Haklısın. Var, değil mi? Evet. Teşekkürler, şükürlerim benim. Oyunculuk işi tam bir ev hanımıymışsın. Elimden geldiğince. İşin olsa da olmasa da her sabah 5.50'de kalkarmışsın. Kalkıyorum evet, 5.50'de kalkıyorum. Ne sevimli bir şey gibi söyledin bunu. Ben de senin annen gibi çocuktan önce kalkıyorum. Sen iyi bir annesin belli. Sete geldiğin andan itibaren önce ne olmuş, sonrasında ne olacakmış hemen öğrenemişsin. Çok vefalı, herkesle ilgili alakalıdır demiş arkadaşların senin için. Sağ olsunlar. Eski arkadaşlarıyla çok ilgilidir. Sokakta yanına yaklaşan, tanışan kişilerle ilgilenir. Hemen tiyatroya gidiyor musun diye sorarmış ve insanları tiyatroya yönlendirmişsin. Evet. Kızına keman dersi aldırıyormuşsun. Doğru. İstemediğin bir şey olunca, işler istemediğin gibi gidince fevri tepkilerin yokmuş. Çok sakinmişsin. Zaten bu çok belli. Daha karşılaşmadılar. Oyuncu kadının tepkisini görüyorsunuz değil mi? Nasıl anlatıyor derdine? Böyleymişsin diyorum. Daha karşılaşmadılar. Daha görecekleri var. Çok hızlı yürürmüşsün. Evet. Çok güzel sesin varmış. Evet. Kendimce evet. Evet. Ne söylersin ama mesela? Ama böyle söylediğiniz sanat... içinde kaldım mı? Ne söylersin mesela? Sanat müziği mi seversin? Ne seversin? Ne söylersin? İsteklere yanıt vermeye çalışırım set ortamlarında. Biraz daha şenlendirmek için ortamı. Harika. Peki reklamdan sonra ilerleyen dakikada belki çok ufak bir şey alabilir miyiz senden? Belki. Hep birlikte söylersek olur. Niye olmaz? Murat bir tane hep birlikte söylediğiniz parça vardır değil mi? Tabii ki vardır. Harika. Güneşten hiç hoşlanmaz, güneşe çıkmaz. Rumca biliyormuşsun. Yok canım, abartılı. Yani severim, müziklerini de severim. Anlamaya da çalışırım, biraz aldım ders. Peki, çok güzel sirteki yaptığını da yazmışlar. Kimse bilmediği için yaparmış gibi yaparım. Ay şimdi izlendiğin zaman çok güzel uydururum. Yok istemeyeceğim, şimdi istemeyeceğim. Hayır. Ben yeterince terledim. Tiyatrodan bir arkadaşın demiş ki, bir gün Bennu tiyatroya geldi. Montunu da ön sıradaki koltuğa bırakmış. Herkes demiş ki aa Bennu gelmiş. Nereden anladınız diye sorunca da 10 yıldır aynı montu giyiyor. Oradan tanıdık demişler. Böyle bir anekdotu var. Sarı bir montum vardı. Genel istek üzerine onu bıraktım, başka montlar giyiyorum. Beni çok sıcak tutuyordu halbuki. Sen daha önce geldiğinde ben sana aslında sormuş muydum bilmiyorum. Dışarıdaki tepkiler seninle ilgili umutsuz kadınlara başladıktan sonra hala yaprak dökümü şeyi sürüyor mu seninle ilgili dışarıda? Umutsuza döndüler. Döndüler mi? Döndüler. Tabii yaprak dökümü unutulmayacak bir şey ama umutsuzla da anılmak çok
güzel bir duygu. Çünkü yeni başlamış bir işte eskiyi kesinlikle bırakabilmek önemli. Kesinlikle. Sanırım yavaş yavaş. Evet, bir de her ikisi de çok iyi projeler.